Şimdi bir şey daha söyleyeyim. Öpme. Çocuğun dudağının kenarına yakın yerleri öpmek istismar suçudur. Hocam Yapma ne bunu. dudağına yakın kenarı? Muh <laughs> diye <laughs> Ne oluyor hocam? <laughs> Refleks olarak çıktı da. Hayır. Şunu diyorum. Tövbe <laughs> <laughs> tövbe hocam diyorum. ya. Estağfurullah. Hayır ya. <laughs> <gülüyor> <gülüyor> hayır, şöyle oldu bak, şöyle oldu, hayır hayır, vallahi bak, Ö özür dilerim, hayır şöyle oldu, çok bak Nur, hayır kendini de değil, hayır şöyle oldu bak, şöyle oldu, şöyle vurursun insan böyle der ya, hani böyle dersin ya, öyle birden yüzüme bir şey geliyor zannettim öyle, bu benim kendi kompleksimden oldu, ya vallahi bak benim psikolojik, demek ki benim de bir psikoloğa gitmem lazım ya. <laughs> Böyle. Şimdi Ama bak. bu yok mu? Ha? Bu yok mu? Bu dediğim yok mu mesela? Ne yok? Bu, de, bu söylediğin yok mu? Çocuğu dudandan öpmek ne demek biliyor musun bak? Çocuğu buna alıştırıyorsun. Yarın başka biri taciz amaçlı çocuğunu dudağından öperse... ...geçen bir tane video yayınlandı. Yoldan geçen bir adam... ...sekiz yaşındaki bir kız çocuğuna adres soruyorum diye dudağından öpmüş. Bu bir cinsel taciz suçudur. Bu adam en ağır şekilde cezalandırma. Ama bak bir anne veya baba veya dede çocuğu dudağından öptüğünde çocuğu neye alıştırmış oldu? Dudağından öpmenin normal oldu. Karşı tarafın taciz yaptığını anlayamaz çocuk. Anlayamaz. Bak çocuğu ne yaptın sen? Bak bir tane daha taciz söyleyeyim mi Nur? Söyleyeyim. Hayır. <laughs> Vallahi dinliyorum sizi Allah aşkına söyleyin. Kızma, Her şeyi olur. konuşalım bugün Şimdi hocam. Bak. Mesela alıyoruz çocukları kucağımıza oturuyoruz. Değil mi zorla. Gördün Çocuk mi? oturmak istemiyor. Çocuğunu. Hepsini konuşalım bugün. Abi çocuğunu kadınlarınki bir nebze ama erkekler kucağında sevme konusunda... ...annesi yanında değilken yapmamalı bunu. Şimdi size anne ile ilgili acayip şeyler söyleyeceğim. Onlardan bir şey daha Nur. Beraber film izliyorsun çocukla. 12 yaşında bir çocukla cinsel içeriklerin olduğu film sahnelerini birlikte izlemeniz çocuğu cinsel istismardır. Ama bir şey söyleyeceğim hocam. Şimdi şeyler var ya. Mesela cinsel içerikli film izlemiyorsun ama oturuyorsun mesela çocuğunla dizi izliyorsun. Dizide bir daha Kanal bine... değiştireceksin. Cık. Kanal değiştireceksin. E değiştiriyorsun. Kanal Çocuk değiştir. Diyor ki niye değiştirdin Bak 18 diyor. yaşının altında. Hayır 16 diye. 16 zaman. diyen değil, 15 diyen değil. Ama 18 yaşının altında bu çocukla beraber oturup izlemek doğru değil diyorum. İstismardır bu. Çocuğun şahsiyetini bölmektir. 8 yaşında kız çocuğuyla baba, anne beraber oturup bu sahneleri yabancı filmlerde daha çok Allah'tan ritük var. Bak ritük bizi de engelleyebilir. Hani biraz önceki gibi ritüyn yasağı çok ama yemin ederim şu ülkedeki ritükten o kadar memnunum ki eğer ritik olmasa var ya yabancı kanalları izleyin ne kadar o kadar kötü ki, o kadar kötü ki artık normalleşmiş çocuklar da bunu istismar anlamıyor. Peki mesela e, biz onu kapattığımız zaman onun üzerine daha çok vurgu yapmış olmuyor mu? Hayır mesela ya. Mesela anlatamaz mıyız bunu? Ya işte büyüdüğünde, anne baba olduğunda, bak böyle Onu söyleyeceğim, nasıl yapacağımızı söyleyeceğim. Ama kapatmayı çocuğun öyle anlaması için senin ilgi çekmen lazım. Hemen, hemen kapat, dur, dur. <laughs> Böyle yaparsan o öyle. Hocam normal ben kanal ben değiştirdiğinde ben çocuk yanlış anlıyor mu? Söyleyeyim mi? Bak bu He. çocuk ya mesela diyelim ki kumanda He. senden uzakta. Gözünü kapatıyorsun ha çocuğun. Çocuk İzlemez merak ya. eder tabii... Ama sen normal kanal değiştirirken çocuk merak ediyor mu niye değişti diye? İyi e, normal bir şeymiş gibi başka kanallarda ne var desen. Çocuk ne diyecek? Bir dakika bakma. Bu ne demek biliyor musun? İyice bak. Acayip gizemli bir şey var.